Evet, kahve fincanlarımızı hemen alalım Nilgün Hanımcığım. Nilgün, burası kira mı, kendi evi? Kendi evi. Kendi evi, ne olmuş? Tapu kimin üstüne? Adamın üstüne. Ha, eşin üstüne. Peki şimdi siz boşanma davasına burada 20 gün kalmış. Bunun bir anlaşmasını, konuşmasını yaptınız mı? Anlaşmaya varmak istedik fakat uzlaşamadık. Eşin boşanmak istiyor mu? Eşim boşanmak istiyor ama bana çocuklara velayet, nafaka isteme, ben seni o zaman boşarım diyor. Kadir, sen de duydun, Nilgün Hanım çok kısa sürede evlenme kararı almış. Genç bir kız baba evinde ne yaşamış olabilir ki hemen o evden ayrılmak zorunda kalsın? Bence çok fazla bir ilgi görmediğini düşünüyorum. Çünkü benim kardeşim evlense ben evimde niye kendimi yalnız hissedim ki, annem var babam var. Zaten o ev benim evim. Yani başka birinin yanında sığıntı değilim ki kardeşim gidince ben yalnız kaldım diye korkayım. Hadi ben de gideyim diyeyim. Kendimi o eve ait hissetmiyorsam ve o evde bana karşı bir sevgi yoksa, tek anlaşabildiğim kişi kardeşimse, o gittiğinde tabii kendimi yalnız hissederim. Böyle bir şey var mıydı? Yani ilgisizlik, annem alakasızlık. Annem ve diğer kardeşlerime de çok düşkünüm. Biz babama rağmen hiçbir zaman kopmayan, babana rağmen derken, keleklenen bir aile olduk. Babam benim çok sorumsuz bir adamdı. İyi bir baba olamadı, bize bu hayatı zehir etti ama gidip ona sorsan millette de evlat var, bende de evlat var diyor. Keşke sen iyi, biz iyi bir evlat olamadı. Keşke sen iyi bir baba olsaydın da. İyi bir babadan bekleyişin neydi? Ya iyi bir babadan bekleyiş, ben bir sıkıntı yaşadığımda arkamda babam var. Çünkü benim babam çalışmayı sevmezdi. Bir yere gider iş yapar mıydı? Oradan parayı aldı mı, Allah bunun arkasını topla ki gidecek o işi tamamlayacak. Para oldu mu bu adam içmeyi sever. Benim babam ablamdı. Her zaman biz birbirimizin arkasını topladık. O yüzden mi ablan gidince bu kadar kendini yalnız hissetti? Evet. Ya kız kardeşimin kına gecesi bugün, öğlen olmuş, babam ortalıkta yok. Öldü mü, kaldı mı, yaşıyor mu? Nerede bu adam? Çıkıyor geliyor. Ben parayı bilmem nerede çarptırdım da yüzüm tutmadı, gelmedim. Sende nasıl bir yüz var ki o zaman şimdi geldin? Başta gelsene bize bu sıkıntıyı. Kınanın masrafları mı babanda? Sonradan duyuyoruz ki adam iki gün meyhanede yemiş. Bir gün alıp misafir getirmiş. Ya kalkıyor anneme diyor ki çay koy. Ya arkadaşım bu kadın çalışmıyor. Parası yok. Çay getir, tüp getir, bu kadın da bu çayı yapsın. Bunlar kalkıyor gidiyor, annem söyleniyor. Şimdi burada söylesem inkar edecektir ve hatırlamayacaktır. O sıcak suyu sobanın üstünde annemi döktüğünü bilirim. Niye çay demlemedi misafirlere? Olmayan çayı demlemediği için. Bu kardeş, anneni yaktı, siz evin içindesiniz, gözünüzün önünde. Biz her önünde şeye şahit oluruz ya. Biz her şeye şahit olurduk. Annem boşandı mı bu arada babandan? Boşandı. Şu anda annenle babam boşandılar. Boşandı. Ayrılar. Ayrılar. Ve babam Balıkesir'e yerleşiyor. Balıkesir'e yerleştikten sonra orada kendine ufak bir kahvehane açıyor. Görüşmüyorsunuz. Yok, hayır. Meseledir. Yani benim ufak çocuğum 6 yaşında, benim çocuğumu hiç görmedi. Kardeşlerinden başka görüşen yok, var mı? Yok, hiçbirimiz hiç görüşmeyiz. Hiç halini hatırını soran gidip görüyor mu? Yok. Zaten o kadar olaydan sonra da. Sormam. Ben bunu yüzüne söyledim, buradan da söylüyorum. Benim babam yok. Benim babam, benim yok. Evli mi şu anda? Evlenmiş. Ve bu sene duyuyorum, benim yıllarca anneannemi eve sokmazken yeni aldığı eşini kaynanasıyla beraber 5 yıldızlı otellere, tatillere gidiyor. Oo. Ve ben yaşadığımı şimdi anladım diyor. Sizde çay yok, şeker yok, şiddet var, sizin paranızı alıyor. Hı. Ama şimdi 5 yıldızlı otele ve kaynanasını tatile götürüyor. Sefa'yı sürüyor. Annen için ne kadar zor bir şey. Bunu annene söylediniz mi? Duydu mu kadın bunu? Ya geçen gün söyledik. Bir muhabbet oldu. O muhabbetin üstüne hani babanızdır, şudur, budur muhabbeti açılınca. Ya artık dedik yeter ya. Ya bu adam yıllarca... Peki annem bunu duyunca ne tepki verdi? Söyledi. Annem bana artık o kadar nötr ki. Artık kadın benden gitsin de ne hali varsa görsün. Tepki bile veremiyor. Hayata karşı benim annem nötr. Babam madem bu kadar güzel çalışabiliyormuş, sosyalleşebiliyormuş, otelin parasını verebiliyormuş. O zaman ya, yapaymış ben, ya bunu. Biz daha fazla çalışamamışız demek ki. Adamı daha iyi rahat ettirememişiz. Adamı 5 yıldızlı otele götüremediniz, yapamamışız yazık bunu. Olsun. Yani bizden nasıl bir evlatsak. Çok zor bir hayatın olmuş Nilgün. Ama bence senin için daha yeni başlıyor her şey. Şu mahkeme bir bitsin. Bakalım ne olacak, bu ev gidecek mi, kiraya çıkacak mısın? Kirada geçimini nasıl sağlayacaksın? 3 tane çocuk. Eşin istemese de mahkemeye talepte bulunursan bence çocuklara nafaka bağlar zaten otomatikman. Yok, geçici nafaka bağlandı yani şu an. Yani diğer türlü de boşandıktan sonra da bence nafakaya devam eder diye ya düşünüyorum. Ya ben şunu istiyorum. Bunu gerçekten de burada söylüyorum. Benim gözüm parada, nafakada, yok, onda, demenildi, bunda değil. Yok öyle deme, bir şey benim diyeceğim bak. Benim sadece arada 3 tane evladım var. Evet, karı koca
güzel bir şekilde evlendim ve ayrılması da şeydir. Bak, kiracı kiraya çıkar. Benim çocuklarıma benim babam yok dedim. Benim çocuklarım benim arkamda babam var. Babamın İnşallah. Ailesi var desin. İnşallah. Ben babamın ailesi var diyebiliyorum. Benim çocuklarım da bunu diyebilir belki. Benim çocuklarım benim babam var desin. Bu seninle alakalı bir şey değil. Bu eşinle alakalı. Yani işler herhalde birbirine biraz karıştırıyor. Ya ben diyorum. Ben seninle düşman değilim. Sen de benimle düşman Acaba değilsin. Boşanmayı istediğin için bir hazmedememez. Yani galiba olabilir. Yani biz ayrılsak da bizim ortak 3 tane çocuğumuz var. Hastalık olur, cenaze olur, düğün olur, topluluk eşinin olur. Eşinin tarafıyla iyisin. Belki yok, onlar eşimin tarafıyla hiçbir problem yok. Eşine karşı bir hani bir nasihattir, bir öğüttür, büyükleri araya girip bak onlar senin çocukların falan. Belki en azından onlar yönlendirirler eşini birazcık yani olsun. Benim eşim çok dinler mi yönlendirilmeye yani? Meyilli bir adam değil. Peki zorlu bir sürece giriyorsun. Hakkında hayırlısı. İnşallah. 20.000 TL ile ne yapacaksın? Çocuklarımı harcayacağım. Çocuklarını harcayacaksın. Evet. Belirli bir düşündüğün kafanda harcaman gereken bir şey var mı? İstediklerine ihtiyacı olduğu. Ufak tefek ödemelerim var. Bu ödemeleri yaptığım zaman biraz çocuklardan kırpmış oluyorum. Yani bunu aldığım zaman çocuklara harcadığımda biraz o ödemeler bana yapacaksın. Zorlamayacak. Hadi bakalım inşallah Nilgün Hanım'a buradan hayatı boyunca başarılar diliyoruz. Nilgüncüğüm zorlu bir süre seni bekliyor. Evet. Hakkında hayırlısı diyelim. İnşallah. Kalk güzelce bir şu ortalığımızı bir toparlayalım. Bismillah bir kendimize gelelim, bir enerjimiz bir yenilensin. Evet her şeye rağmen hayat devam edeyim, sallanalım. Enerji kadınsın, kendine gel. Güçlüsün maşallah. Bugün ben senden çok ümitliyim. Evet. Yani ayaklarının üstünde duran, bu kadar iddialı, hayata karşı iddialı. Sadece yarışmayı geçtim ve 3 çocukla da böyle düzenli bir evde böyle bir hayat sürüyorsan hamar atsın demektir. Hadi bakalım 2 saatte de inşallah marifetleri göreceğiz. Evet. Kalk süpürgeye şu ortalığı süpürelim hemen, hadi. Esra çevir puanını. Hiçbir yemeği gerçekten beğenmediniz mi? Yakıştıramadım gerçekten. Nilgün! Buradayım. Nilgün iki masanın altına girdim Nilgün. Ya benim kalbim temiz. Masanın altına bir alayım dedim ki... Getir kovayı ver. Nilgün Hanım masanın üstüne almış, yalnız altına girmeyi unutmuş. Tabii 3 çocuk, iş güç. Ufacık bir şey var orada. Mobilyanın kendinde birazcık. Kir demiyorum, mobilyanın beyaz tozları duruyor diyorum. Hani böyle mobilya yeni gelir ya mağazadan. Belki yeni gelmiştir. Aa yeni geldiyse o zaman ellemeyelim. Yani siyah bir toz çıkmadı zaten. Ama mobilyanın altını talaşı silinmemiş. Kadir ben mutfağa gidiyorum. Tamam git geliyoruz, buzluğun lastiğinden başla sen. Al Nilgün bizi. Geç. Terim sandalyelerim. Kornişlerimiz de temiz çıktı sayın seyirciler. Gördünüz. Güzelce ovaladık. Koltuklarımızı da süpürdük. Yastıklarımızı da çırptık. Onlardan da toz çıkmadı. Balkon kapısı, camın arası, üstü gayet güzel. Mutfak. Haydi buyurun mutfağa. O kovayı niye getiriyorsunuz? Onu dışarıda bırakın. Kız Gaza heyecandan... geldik. İşimize yarar ille ki bir yerde. Kadir Bey buluyor silinecek yer. Nilgün aç buzluğun kapağını. Sen hemen oraya gir. Ben hızlıca dolabın üstüne gir. Sen oraya yetişebilecek misin? Bismillah. Evet, siyah bir mutfak dolabı üstü ama gayet güzel. Kapaklarında hiç yapışkanlık yağ yok. Şuralarda da yok. O kadar işi köfte kızartıyorsun. Nereye gidiyor bu yağlar Nilgün? Lavabodan içeri, suyla beraber. Atık yağları. Sakın. Kızartma yağları değil tabii ki, kirlerin yağları. Şu tarafa doğru bir geçebilir miyim? Sabah geçememiştim. Aspiratörümüzü aç. Vallahi maşallah. Sen işi köfteleri balkonda küçük tüpte mi kızartıyor kız? Hayır, yoksa? Hiç küçük tüpüm yoktur benim. Vallahi yok altında hiçbir yerinde, kenarında, yöresinde ya. Ve duvarları sen sonradan boyamışsın galiba. Evet, onları kendim boyadım. Bunlara yapışkan böyle yağlar nokta nokta oldu mu çıkartması zor oluyor. Yağ da yok burada. Bunları da kendim boyadım, kapaklarını. Yok, gayet güzel. O kadar işi köfte kızartmış ki ocağın demire erimiş arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet. Hanımefendi mutfakta ne kadar çok vakit geçiriyor. Fırınımızı açalım bakalım. Evet, fırınımızda birazcık şeyler var. Deforme olmuş fırın. Yoksa kir mi yok hiç? Fırın var ya, bir dile gelse zaten artık beni bırak diyecek. Dile gelse neler anlatacak? Gerçekten beni bırak diyecek. Evet, Nilgün Hanımcığım şöyle çekmecenize bakalım. Yok, güzel. Maşallah. Siyah mobilya. Bizi çok belli eder. Ama gayet temiz. Yalnız menteşeleri biraz yağlanması lazım Nilgün. Sana bayağı zor gidiyor. Kadir elini attın bozdun işte. Ne yaptım? Her yerde söktüğüm gibi söktüm. Konuşmak için beni sinirlendirme.
Öldürecek bu adam beni ya. Bozma mobilyamı, ben yaparım sonradan. Şundan biraz sıvı yağ ver. Vallahi bozuldu. Ha, bir aya sebep. Ben usta gönderirim. Kız ne yapıyorsun bu? Gelirken de zor geldi de. Ya. Evet. Tamam, okay. İşte benim elimin değmesi gerekiyor. Evet, Nilgün Hanım'ın elinin değmesi lazım her şeye. O yüzden etaba gidiyoruz. Gidelim. Uzat ellerini. Nilgün, parmakların kısa ama etliler maşallah. Evet. Sen dolmaları ince sarabiliyor musun? Tabii ki sararım. Benim parmaklarıma laf ediyordu bak. Onunkiler daha da etli. Peki o etli ellerinle şimdi etaba gidiyoruz. Hadi gidelim. Hazırsan. Hazırım. Tahmininde ne var sence? Aklından geleceğim. Aklından geleceksin. Geleceğim tabii ki. Etap ne olabilir sence? Daha önceki etaplarımızı hatırlıyorsun az çok. Evet. Korktuğun bir etap var mıydı? Aman başıma gelmesin dediğin. Ya ben hamburger çok severim. Çıkarım bir hamburger yiyeyim şuradan bütün bütün ya. Yer misin? Mesela 3 dakikada kaç tane hamburger yersin tahmini? O konuda yerim ya. Bir 8 falan yer misin? Yok, 8 olmasa da bir 6 tane falan yerim diye düşünüyorum. Göreceğiz bakalım haydi. Sürpriz etap neymiş birazdan Nilgün Hanım öğrenecek. Buyurun gidiyoruz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.